Kalça protezi ameliyatı, kalça ekleminin dejenerasyon, yıpranması sonucu kalça ekleminin yapay bir eklemle değiştirilmesi ameliyatıdır. Burada kastedilen total kalça protezidir. Yani kalçanın hem femur başının, yuvarlak gözüken femur başının, bunun içerisinde bulunan asetabulum yuvasının ikisinin beraber değiştirilmesidir. Kalça ekleminin bozulduğu durumlarda, primer veya sekonder sebeplerden ortaya çıkan durumlarda hasta ağrı, hareket kısıtlılığı, yürüyememe gibi fonksiyon bozukluklarıyla karşımıza gelir. Böyle bir durumda hastaya kalça eklemini yapay bir eklemle, protez dediğimiz eklemle değiştirme ameliyatı yapılır. Bu ameliyat gençlerde olduğu gibi ileri yaş dönemlerinde de yapılır. Amaç hastanın mevcut hayat kalitesini daha iyiye getirmektir. Kalça protezi ameliyatları çeşitli yöntemlerde yapılabilir. Anterior, lateral, posterior. Konvansiyonel yöntemler dediğimiz bu yöntemlerde kalça eklemini ortaya koyarız cerrahi olarak. Kalça ekleminde kireçlenen, aşınan bölgeleri kesip çıkartırız. Onun yerine de yapay bir protez, burada görüldüğü gibi titanyumdan, seramikten yapılmış bir yuvarlak baş, bunun karşılığına da bir yuva yerleştirilir. Kalça protezi ameliyatı budur. Kalça protezi ameliyatı olmanın amacı hastanın ağrısız bir şekilde yürüyebilmesi, fonksiyonlarını tekrar geri kazanmasıdır. Bu bağlamda hasta ben normal hayatıma ne zaman dönerim diye sorarsa her hastanın bahsettiği normal hayatı farklı olabilir. Çok aktif olan bir hastanın, spor yapan, kayak yapan, aktivitelerde bulunan hastanın normal hayata dönmesiyle daha ileri yaş sedanter yaşayan bir kişinin normal hayata dönmesi süresinde farklılık olabilir. Hastanın kaslarının kuvvetli olması, rehabilitasyona uyum göstermesi bunların hepsini değiştirebilir. Ama bir kalça protezi ameliyatından sonra hastalara söylediğimiz şey şu: bir ay boyunca bir yardımcı destek, bir kanadiyen, bir baston kullanılır. Bir ayın sonunda siz ne yapabiliyorsanız daha öncesinde aşağı yukarı o fonksiyonlarınıza dönebilirsiniz. Ameliyat sonrası 2 ile 3 hafta arası yaranın iyileşme dönemidir. 2-3 hafta sonra yara ile ilgili her türlü problem sonuçlanır. Daha sonrasında fonksiyonların geri kazanımıdır. Aşağı yukarı 2-3 haftada o sürer. Dolayısıyla 6 hafta içerisinde hasta her türlü fonksiyonlarını yapabilir hale gelir.